Değerli basın mensupları, sabah 5.30'da bir telefonla uyandım. Kahramanmaraş milletvekilimizi aradım. Kahramanmaraş'ta ciddi bir depremin olduğunu ifade ettim. Daha sonra telefonlar arka arkaya geldi ve biz bölgedeki gelişmeleri sabah 5.30'dan itibaren izlemeye çalışıyoruz. Genel Başkan yardımcılarına, grup başkan vekillerine, süratle genel merkeze gelmelerini ve oturup bir çalışma yapmamız gerektiğini ifade ettik. Yine sabahleyin erken saatlerde bir genel başkan yardımcısı her ilde, depremin yaşandığı her ilde bir genel başkan yardımcısı görevlendirildi ve onlarla birlikte milletvekili arkadaşlarımız da şu anda bölgedeler. Bilgiler akıyor. Burada ayrıca bir telefon hattı kurduk. Vatandaşlar herhangi bir talepte bulundukları zaman veya ihtiyaçları halinde telefon hattına çok sayıda yardım talepleri geliyor. O talepleri de alıyoruz ve onları süratli bir şekilde AFAD'a bildiriyoruz. AFAD'ın karşılanmaması halinde doğrudan belediye başkanlarımız elinden gelen çabayı gösteriyorlar. Gerçekten de büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu tür acıları belli aralıklarla yaşıyoruz. En büyük arzumuz bu acıları bir daha yaşamamak ve bunun önlemini akılcı politikalarla almak. En büyük arzumuz bu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Elbette Türkiye güçlü bir ülkedir. Bütün yaralarını saracaktır Türkiye. Hep birlikte gönlümüz, kalbimiz, dualarımız o bölgede. Her kurtulan vatandaşımız gönlümüzde bir rahatlama hissettiriyor. Keşke hiç kimse hayatını kaybetmeseydi. Cana değil, mala gelseydi. Ama maalesef hayatını kaybeden çok sayıda vatandaşımız var. Değerli arkadaşlarım, bölgede çalışan arama kurtarma ekipleri var. AFAD yetkilileri var. Onlara da teşekkür ediyorum. Askerlerimiz çalışıyorlar. Onlara yürekten teşekkür ediyoruz. İtfaiye erleri var. Değişik illerden gelen belediye itfaiye erleri var. Onlara teşekkür ediyoruz. Belediye emekçileri var. Onlara yürekten teşekkür ediyoruz. Ve gönüllüler var bu işle ilgili. Bu konuda profesyonel gönüllüler var. Onlar da çalışıyorlar. Hayat kurtaran herkese gerçekten yürekten teşekkür ediyoruz. Onlar sadece enkaz altında kalan bir kişinin hayatını değil, aslında bizim de hayatımızı kurtarıyorlar bir anlamda. Çünkü hiç kimsenin hayatını kaybetmesini istemeyiz. Değerli arkadaşlarım, olay yansıdığı andan itibaren genel merkeze sabahın erken saatlerinde geldik. Az önce de ifade ettim. Ve belediye başkanlarımız da zaten olayı duyar duymaz. Onlar da harekete geçmişlerdi. Size bazı rakamlar vermek isterim. 51 belediyemiz 707 araç gönderdi deprem bölgesine. 3.637 personel şu anda deprem bölgesinde görev yapıyor. Kurtarma araçları, iş makineleri, itfaiye ve ambulanslar bunlar. Gıda ve yardım malzemeleri yine gönderildi. Isınma, kıyafet ve temizlik malzemeleri de var. Bu konuda da bazı rakamlar sizlere aktarmak isterim. 15 içme suyu tırı gönderildi. 21 gıda tırı gönderildi. 9 mobil mutfak tırı gönderildi ve 42.500 battaniye yine bölgeye gönderildi. 3.500 ısıtıcı gönderildi. 15.000 koli hijyen malzemesi gönderildi. Dolayısıyla olabildiğince kısa süre içerisinde bunların karşılanmasına çalışıldı. Belediye başkanlarımız hala çalışıyorlar. Eğer kendilerinden bir talep gelirse, milletvekili arkadaşlarımız dediğim gibi bir genel başkan yardımcımızın başkanlığında milletvekili arkadaşlarımız orada her bir ildeler ve dolayısıyla oradan gelen şikayetleri, talepleri bir şekliyle belediye başkanlarımıza aktarıyorlar.
depremi duyduktan sonra 11 valimizi aradım. Durumu sordum onlara. Olayın başlangıcı olduğu için ilk telefonlar saat 6-6.30'da valilerimizi aradığımızda onlar da henüz tümüyle alanı bilemiyorlardı. Sonra belediye başkanlarını aradım. 11 ilin belediye başkanını da aradım. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi, başsağlığı dileklerimi, bizden olabilecek her türlü talebi belediye başkanlarımızın karşılayabileceğini. Çünkü artık gün hepimizin ortak çalışma ve ortak mücadele etme günüdür. Dolayısıyla bu konudaki dileklerimizi de belediye başkanlarımıza aktardım. Onu da bilmenizi isterim. Bir AK Parti milletvekilimiz Sayın Yakup Taş Adıyaman'da enkazın altında olduğu haberi geldi. Sayın Eli Taş'ı aradım. Onların grup başkan vekili Eli Taş'ı aradım. Durumu sordum. Onlar da kaygıyla izlediklerini ama henüz bir haber alamadıklarını bir şekliyle ifade etti. Değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım. Az önce bir görüntü Malatya'da. Malatya Gündüz Bakım Evi'nde bir görüntü medyaya yansıdı. Hemen Veli Ağbaba'yı aradım. Ve kendisine şunu söyledim. Ne pahasına olursa olsun o insanları mutlaka bir otele yerleştirin. Otellerin bir kısmının yıkıldığını söyledi. Ama ayakta kalan bir otel varsa mutlaka bununla bir çözüm bulmamız gerektiğini ifade ettim. Gerekirse Malatya dışına da eğer imkan varsa onu da süratle taşıyalım. Ve bu insanlar soğukta beklemesinler diye. Türkiye'nin seferber olması lazım. Seferberiz aslında. Hep beraber çalışıyoruz. Emek harcıyoruz ve dolayısıyla yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Acı bir gün, hepimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Az önce de ifade ettiğim gibi Allah'tan ölenlere rahmet dilemek düşüyor bize. İnşallah can kaybımız fazla olmaz. Kurtarma ekipleri canla başla çalışıyor. Onlar sabaha kadar çalışacaklar. Zor koşullarda çalışacaklar. Gerçekten de kurtarma ekiplerine az önce saydım. Belediyeden askerlerimize kadar, güvenlik güçlerine kadar çalışanlar var. Onlara gerçekten minnet borçluyuz. Kısaca söyleyeceklerim bunlar değerli arkadaşlarım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Medyascope'dan Cansu Timur. Deprem hakkında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi almak, ayrıca desteğinizi ifade etmek için AFAD'dan randevu istediğinize ilişkin bilgiler dolanıyor. Bu iddialar doğru mu? Randevu istediyseniz AFAD'dan geri dönüş aldınız mı? İkinci sorum da deprem bölgesine gitmeyi düşünüyor musunuz? Şöyle ifade edeyim. Gün birlik günü. Beraber olma, sorunlara hakim olma ve sorunları çözme konusunda da güçlü bir irade ortaya koyma günü aslında. Evet, AFAD'dan randevu talebinde bulundum. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Nedenini gayet iyi biliyorum. Bunlar bugün için hiç önemli değil. Az önce de ifade ettim. Deprem bölgesine de en kısa sürede gideceğim. Malum şu anda oraya gittiğimiz zaman işte trafik tıkanabilir, çalışanların rahat çalışmaları bir şekilde zora düşebilir. O nedenle en kısa sürede arkadaşlarımla beraber deprem bölgesine doğal olarak gideceğim. Onları dinleyeceğim, dertlerini dinleyeceğim. Varsa ihtiyaçların karşılanması için gerekirse AFAD'a, gerekirse diğer kuruluşlara, belediyelerimize çağrıda bulunacağız. Dediğim gibi gün beraber olma, birlikte olma ve yaralarımızı birlikte sarma günüdür. Çok büyük bir deprem. Acımız da çok büyük. Bu vesileyle ben, hani bu soruyu sordunuz, bu vesileyle bizim acımızı paylaşan dünyada pek çok ülke de oldu. O ülkelere de yürekten teşekkür ederiz. Sonuçta bir dayanışma kültürünün uluslararası boyutta olması ayrıca bizim için de memnuniyet verici. Bunu da ifade etmek isterim. Teşekkür ederim arkadaşlar.